Kayıp Suudi gazeteci Cemal Khashoggi hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddia ABD merkezli CNN televizyonundan geldi. Bu iddiaya göre Suudi Arabistan, Khashoggi'nin İstanbul'daki konsoloslukta sorgu sırasında öldüğünü kabul edecek. Bu yönde bir rapor hazırlanıyor. Kanala göre raporda Khashoggi'nin yanlış giden sorgu sonucu öldüğü belirtilecek. Khashoggi'nin gizli bir ekip tarafından sorguya alındığını, operasyona karışanların üstlerinden izin almadığını söyleyecekler. İddia hem dünyada hem de ABD'de büyük yankı buldu. ABD Başkanı ise temkinli yaklaşıyor. I heard that report, but nobody knows if it's an official report. So far it's just the rumor of a report coming out. Yes, ma'am. CNN'in iddiasının hemen ardından Suudi basınından bir haber geldi. Khashoggi'nin kaybolmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen 15 kişilik timin gözaltına alındığı yazıldı. O 15 kişi Türk basınında da geniş yer bulmuştu. İddiaya göre gözaltına alınan kişilere İstanbul'da ne yaptıkları soruldu. Krizin tırmanmasından sonra Veliaht Prens kenara çekilmiş, Suudi Kral Selman duruma el koymuştu. Trump ve Erdoğan'la görüşmüştü. Ayrıca iç soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Son gelişmelerin ardından Kral faturayı Suudi derin devletine mi kesecek sorusu akıllara geldi. Trump'ın bir gün önceki açıklamaları da buna işaret ediyor. It sounded to me like maybe these could have been rogue killers. Who knows? Khashoggi'nin Suudi Arabistan'daki ailesi de tarafsız ve uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti. Soruşturmaya dair Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden açıklama geldi. Türk müfettişlerin çabalarını destekliyoruz ve resmi soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmayacağız ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın açık ve şeffaf bir soruşturmaya destek verdiğini, Türk yetkililerin soruşturmanın ardından sonuçları basınla paylaşacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazartesi günü İngiltere'deydi. İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt'la bir araya geldi. İngiliz bakan da Türkiye'nin soruşturmasına tam destek verdiklerini ifade etti. AB dış politika şefi Federica Mogherini de şeffaflık çağrısını yineledi. ABD yönetimiyle aynı çizgide olduklarını belirtti. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile işbirliği içinde tam bir araştırma yapmasını talep etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Khashoggi'nin akıbetinin bir an önce belirlenmesini istedi. Faits évoqués sont extrêmement graves. Et nous l'avons dit aux autorités saoudiennes avec beaucoup de fermeté et nous souhaitons la plus grande clarté sur les faits qui se sont produits. Bir açıklamada BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden geldi. Sözcü Rupert Colville, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ellerindeki tüm bilgileri paylaşmasını talep etti. Olaydan sorumlu olan Suudi yetkililerin dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. The High Commissioner believes the inviolability or immunity of the relevant premises and officials bestowed by treaties such as the 1963 Vienna Convention on Consular Relations should be waived immediately.